Evet arkadaşlar, herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Şimdi sizinle beraber analiz etmek istediğim hisselerden bir tanesi. Hisselerimiz özel hisseler olacağı için videonun son dakikalarında ben açacağım. Bunun sebebi teknik analiz kısmının daha detaylı izlenmesi ve en önemli nokta da arkadaşlar, sizin alım satım yaparken veya buna benzer işlemler yaparken bütün detayları öğrenmeniz. Çünkü ben hissenin adını ilk başta paylaştığımda adam alıyor, 2 gün sonra hocam niye çıkmadı? Arkadaş bir dur, sabret. Belli seviyeleri var. Hissemiz 8 lira 85 kuruştan 2.78'lere 2.90'lara kadar bir düşüş gerçekleştirdi. Bu da ciddi bir kar marjı oranı olarak bize geri dönecek bu yükseliş. Şimdi burada şu şekilde bir yükseliş trendi vardı arkadaşlar. Bunu kırdı. Şöyle göstereyim ben size. Yani şu şekilde bir yükselen trendimiz vardı. Bunu kırdı. Bunu kırdıktan sonra gelip onay yerine de gelip yükseliş trendine girmek istediğini gösterdi bizlere. Hissemizin önündeki dirençlere bakıyoruz. Dirençlerden bir tanesi 4.36. İkinci direncimiz arkadaşlar 4.63. Bunları birer birer burada not almak istiyorum ki sizler de nerede satış yapacağınızı ya da nerede hissenin bekleyebileceğiyle alakalı fikir sahibi olun diye. Şurada da arkadaşlar şöyle bir büyük satış veya direnç bölgesi olarak adlandırılabilecek bir bölge var şu şekilde. 5 sıfırlardan başlayıp 5.61'lere kadar süre gelen bir direnç bölgesinden bahsetmek burada mümkün. Hissemizin özellikle stop yerini söylemek istiyorum arkadaşlar. Hisse stop yeri belli olduğu için stop yeri mavi çizgimiz 2.78, lakin bunun toplama yeri 3.55 ile, bakın 3.55 ile 2.78 aralığı. Hocam çok büyük bir aralık olabilir. Trade imkanı sunar bu size. Yani 1000 tane hisse almak yerine bunu trade ederek 2000-3000 hisseye çıkarmak yine sizin elinizde. Ben hissenin bu kadar bekleyeceğini düşünmüyorum ama 3.55'in altında arkadaşlar toplayın. 2.78'in altına düşeceğini ben düşünmüyorum. Düşerse de burada stop olup bir daha alttan almayı beklemek daha mantıklı olacaktır. Hissemizin adı arkadaşlar Peker Gayrimenkul. Önündeki ilk direnç 3.55. Bunu şöyle bir de indikatörlerimizle şey yapalım. Bakın Alp RSI Cross'a baktığınız zaman artık %50'lik kısmın üstüne 60 gibi görünüyor. Bakın şöyle dikkat ederseniz. Şuraya baktığımız zamansa artık yukarı yönlü bir kırılmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Alp stokastik seviyelerine baktığımız zaman. Burada bir de önemli kendi özel indikatörümle bunu analiz etmek istiyorum. Şunu kapatalım. Bu indikatör neye dayalı analiz yapıyor derseniz arkadaşlar, muhtemel trend seviyelerini gösteriyor ki şuradaki kanaldan da takip edebilirsiniz bunu. Şurada bakın mavi bir çizgi olarak göstermiş bize kendini.
şu mavi çizgimizin üstünde kaldığı sürece hedefi şu üst çizgi olacaktır. Kısa vade analizde ise arkadaşlar 3.27 stop yeri olarak karşımıza çıkmakta. Herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum arkadaşlar.